Yeteneği, sempatisi ve başarılı kariyeriyle son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Merve Dizdar'ın portresi geliyor. Nasıl oyuncu oldu? Hangi rolleriyle şöhrete uzandı? Asit dolu bir havuzda boğmak istemiyorum. Hayır. Çünkü ben medeni bir insanım. Şimdi bir güzel yemek yapacağım. Hadi bakalım. Ne oluyor ya? Hadi gidiyoruz. Fikret? Nereye gidiyoruz anlamadım. Emniyete. Fikret ne oluyor? Tamam yok bir şey, bir dakika. Kandaki ödülünün ipuçlarını nasıl verdi? Merve de festival sensin. Bu yıl sen festivalsin. Evliliği, boşanması ve aşka dair sözleriyle... Zamanım yok. Bilinmeyen yönleri ve itiraflarıyla... Üzerine bir de oyunculuktan bıraktılar. Ekranların ve sinemanın en yetenekli kadınlarından Merve Dizdar'ın portresi geliyor. Gigante. Kariyerinde 13. yılını geride bırakan Merve Dizdar, oyunculuğa tiyatro ve dizilerle başladı. İlk olarak Kavak Yelleri dizisiyle tanıştı ekranlarla. Ne oluyor ya? Hadi gidiyoruz. Fikret? Nereye gidiyoruz anlamadım. Emniyete. Fikret ne oluyor? Tamam yok bir şey, bir dakika. Kariyerinin başında ekranlarda küçük rollerde oynuyordu Merve Dizdar. Ben ne diyeceğini biliyorum. Çünkü ben de senden hoşlanıyorum. Benden mi? Aylardır babanı bekliyorum ben Emre. Yani bunu bana söylediğin için çok mutluyum. Hatta şu an dünyanın en mutlu insanı benim. Ama aynı anda tiyatro sahnesinde önemli oyunlarda, zor rollerde izledi tiyatro seyircisi onu. Bir infazın portresi ve Bir Kurşun Deliğine Kaç Hayat Sığar oyunlarındaki başarısıyla adından söz ettiriyordu. Hayır. Evet, bir erkek tablosu yapmışsın. Hayır, kesinlikle hayır. Hangi erkek senin gibi çizebilir ki? Gücü, çabayı, acıyı, hiçbir erkek. Ve hiçbir erkek de açıkça cinayetten nefret etmez. Oynadığı dizilerde hızla yükselirken komediye yatkınlığını da gözler önüne serdi. Aa, hoş geldin. Ne olmuş? Ne demek ne olmuş? Savaş çıkmış gibi. Aman. Takma, ben takmıyorum. Çok memnun oldum ve sizi like'lıyorum. Merve Dizdar'ın oyunculuktaki rüştünü ispatladığı proje Yutmak adlı tiyatro oyunuydu. Ne? Kurduğunuz hayat... Özel bir şey değildi. Yazık. Parmaklarımda 16 kesik var. Ama mozaiği tamamladım. Oyun daha yeni yeni seyircisiyle buluşup Merve Dizdar dikkat çekmeye başladığında Bloomberg HT Live programı oyunun kulisindeydi. Merve Dizdar o günlerde rolünün dikkat çekeceğinin farkındaydı. Çok acayip bir yolculuk benim için, diğer karakterlerle de öyle. Çok mutluyum, bu bir şans. Umarım ki bu şansı da çok iyi değerlendirebilirim. Çünkü bu karakteri oynamaya gelsem gerçekten benim için önemli bir karakter. Nitekim düşündüğü gibi de oldu. Sergilediği harika performansla o sene Türk tiyatrosunun Oscar'ı olarak kabul edilen Afife Tiyatro Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu seçildi. Konuşamayacağım galiba. Çok heyecanlıyım. Yapabilirim. Afife Tiyatro Ödülünü alırken heyecanını gözyaşlarıyla birleştiren Merve Dizdar salondan büyük alkış almıştı. Öncelikle üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli, çok özel bir ödül. Yani hayal bile edemediğim bir ödül. Yutmak'taki performansı Merve Dizdar'a iyi rollerin kapısını açtı. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'le birlikte Vatanım Sensin dizisinde yer aldı önce. Bana bir şey olmaz ki. Hayır, nişanlanmayı da bilmiyorsun. Beni bulmaya çalışın, gittin ağacı derdin. Nişancılığı gittiğim yerde öğrenirim elbet. Tüfeğim olsun da, tüfeğim olmadan nasıl çıkarım karşısında beni de alın derim. Kimin? Kara Fatma'ya. Sen Kara Fatma'ya gitmek için mi düştün yollara? He ya.
ve Gupse Özay'ın Eltilerin Savaşı filminde rol alan Merve Dizdar, gişesi yüksek bir filmde oynayarak oyunculuğunu herkese kanıtladı. Asit dolu bir havuzda boğmak istemiyorum. Hayır. Çünkü ben medeni bir insanım. Şimdi bir güzel yemek yapacağım. Hadi bakalım. Bir yıl sonra Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü filminde de rol aldı. İşte bu yüzden ben bu insanları takdir ettim baba. Sonuçta bugün hangi doğru düzgün bir aile oğluna dul bir kadın ister ki? Gülben rolünü oynadığı Masumlar Apartmanı dizisinde dramada da başarısını ortaya koyan Merve Dizdar artık ekranların aranan yüzlerindendi. Korkmuyorum senden! Korkmuyorum! Son birkaç yılda Merve Dizdar yaptığı her işle zirvedeydi. 2022'de önce Erşan Kuneri projesinde yıldız isimlerle birlikte rol aldı. Adım Avva. Ahan da bu da Kolya. Bu da benimki, Ave Maria. Karışık delileriz. Aykırı gidenlerdeniz. O çakır olan Songül. Yanındaki uzun İrina, çikolata olan Madde. Aynı yıl yayına giren festival filmi Kar ve Ayı, Merve Dizdar'a ikinci büyük ödülünü getirdi. O artık altın portakallı bir oyuncuydu. Ben sana evime gizlice gir, sobayı yak mı dedim? Gizlice değil. Gizlice? Kandaki başarısına adım adım yürüyen Merve Dizdar'ın bilinmeyenlerine gelince, Kasım 2022'de Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu olmuştu başarılı oyuncu. O dönem yayına giren Tamirhane filminde görme engelli bir kadına hayat veriyordu. Ölümcek olay var, ölümcek olay var. Ya Mahmut abi, tut kendini ya. Aynur'cum, frenler sapasağlam, taş gibi. Teşekkür ederim Yılmaz abiciğim. Abiciğim. Merve Dizdar'ın o role hazırlanma anısı, işine verdiği önemi gözler önüne seriyordu. Tam bizim böyle sokakta çıktım ve yürüyorum. Yani başladım, yürüyorum, bir köşeye dönüyorum. Önce gözüm kapalı yaptım. Sonra tekrar gözüm açık devam ettim. Bir tane motokuryeli çocuk, abla dedi, iyi misin? Var mı bir şeye ihtiyacın? Yok dedim, çok iyiyim, sıkıntım yok. Merak etmedim ama yüzündeki şaşkınlık, ondan sonra dedim ki tamam Merveciğim, doğru yoldasın demek ki. İnandırabiliyorum. Sette de Nejatlar da beni çok iyi falan dedi. Ondan sonra iyice ikna oldum. Çünkü ikna olmakta çok zorluk çeken biriyim. Merve Dizdar o sohbette kendisini üzen şeyleri de anlatıyordu. Çok, yani bazen iş, bazen özel hayatım. Bazen hiçbir şey yokken ben melankolik bir insanımdır. Bir şey, bir repliğe hüzünlenirim. Bana bir şey anlatırsın, ona dert edinirim. Hiçbir şey yokken de bunu yapabilirim kendime yani. Başarılı oyuncu Kanda ödül almadan aylar önce sanki bu günlerin hayalini kurmuş gibiydi. Festivallerde aldığı teveccühler sonrası festival gibiyim diyen Merve Dizdar sanki Kan Film Festivali'ne göz kırpıyordu. Bu yıl sen festivalsin ve sonra dedim ki şimdi Toronto'ya gidiyorum, orada filmler izliyorum, Hamburg, Antalya. Yani sürekli festival gezdim ve gerçekten benim en güzel dönemlerimden biri. Oynamak istediğim roller var derken anlattığı rol acaba Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı Kuru Otlar Üstüne'deki Nuray olabilir miydi? Sıralama ya da hedefim yok ama hani belli başlı oynamak istediğim roller var. Yani artık hikayeler anlatmak üzerine hedeflerim hep bu. Benim hep buydu zaten. Benim yani buraya geldim, mezun okula girdim, mezun oldum. Hep hedefim belli, oynamak. Hiç değişmedi, hiç böyle savrulmadım. Ve yıl 2023. Merve Dizdar ödüllerine bir yenisini ekledi yılın ilk aylarında. Yılın Kadını ödülünü aldı bir dergiden güzel oyuncu. Ödülü Şükrü Özgül'den, Yıldız'dan almak, çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Zaten iyi değilim bu konuşmalarda ben ama senden almak benim için çok kıymetli. Çünkü yani böyle bir meslektaşım olduğu için, bu kadar iyi insan olduğun için, beraber kulisi paylaştığımız için
Çok teşekkür ederim. Cannes'daki başarıya gelmişti sıra. Kariyerinin her yılını dolu dolu bir yükselişle geçiren Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan'la birlikte gittiği Cannes'da büyük ödüle kavuşarak başarısının tesadüf olmadığını herkese gösterdi. La première comédienne turque à s'imposer dans cette catégorie. Dans les arts de sèche, elle incarne une enseignante, militante de gauche, revenue vivre chez ses parents en Anatolie après avoir perdu une jambe dans un attentat et dont les deux autres protagonistes, principaux du film, prof eux aussi, tombent amoureux. Le film sortira le 12 juillet. Merve Dizdar ödülünü aldıktan bir gün sonra çiçeklerle karşılandı havalimanında. Yine çok tatlıydı. Çok mutluyum. Ülkeme böyle bir ödülle geldiğim için çok mutluyum. Bu gerçekten bunu çok söyleyeceğim çünkü bu en önemli şey bu benim için. Onun dışında herkes çok mutlu. Daha da mutluyum o yüzden. İnsanlara böyle birazcık mutluluk verebildiysem, hep beraber bu ödülü paylaşabildiysek başka bir şey yok yani. Ayağının tozuyla Alice müzikali için sahneye çıktı. Sahneye adım attığı ilk anda ve oyun bitiminde ayakta alkışlandı Alice'in kedisi Merve Dizdar. Alice'deki rol arkadaşları onu kutlarken Merve Dizdar gözyaşlarına hakim olamıyordu. Yazsanız sanki! Eyvah! Eyvah! Dünya sinemasının kalbinin attığı Cannes'dan ödülle dönmek kolay bir iş değil. Merve Dizdar bunu yeteneğiyle başardı ve haliyle konuşulmayı hak etti. Merve Dizdar from the film About Dry Glasses by Nuri Bilge Ceylan. Pek çok meslektaşı Merve Dizdar'la aynı gururu yaşıyor. İşte Hande Erçel. Nasıl büyük bir gurur. Valla herkesin hayali gerçekten. Tebrik ediyorum çok yürekten. Zaten Merve'yi çok eski tanırım ve her zaman çok yetenekli, çok 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 sevdiğim bir arkadaşım. Bensu Soral da Merve Dizdar'ı tebrik eden oyuncular arasındaydı. Çok mutlu oldum. Bu hepimiz için çok umut dolu bir haber. O yüzden Merve'yi zaten çok beğendiğim bir oyuncu. Çok tebrik ediyorum. Harika bir şey. Merve Dizdar'ın Yutmak tiyatro oyunundan rol arkadaşı Ece Dizdar ve başarılı oyuncu Serdar Orçin de bu ödülün tesadüf olmadığını dile getirmişti. Merve'nin başarısı tesadüf değil. Çok yetenekli bir oyuncu. Aynı zamanda çok çok iyi bir insan. O yüzden çok hak ettiğini düşünüyorum. Beğendiğim bir oyuncuydu. Hak edilmiş bir ödül olduğunu düşünüyorum. Daha izlemedik filmi ama kesin öyledir. Yürekten tebrik ediyorum. Doğa Rutkay, Merve Dizdar'ın başarısıyla yaşadığı gururu şöyle özetlemişti. Yıllar evvel Nurgül Yeşilçay'a gittiğinde çok duygulanarak hiç tanımadığım halde Cem Özer'den ulaşıp aramıştım onu. Çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum seninle diye. Aynısını Merve'ye de yaptım. Bizim için çok büyük bir gurur. Ve Serenay Sarıkaya. Merve Dizdar'ın en yakın dostlarından biri o. Sahnede heyecanını paylaştığı Merve Dizdar için çok mutlu olduğunu dile getirmişti Sarıkaya. İnanılmaz ya. İnanılmaz heyecanlandık, inanılmaz gururlandık. Dünkü oyunumuzda da ilk defa ödülünden sonra ilk oyunu... Merhaba. İlk defa oyundan sonra ilk oyunu oynadı. Sahneye çıktığı andan itibaren bütün salon ayaklandı. Çok acayip bir duyguydu. Bunu bize yaşattığı için gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Gurur duyuyorum onunla. Merve Dizdar'ın bütün oyuncuların hayalini gerçekleştirdiğini söylüyordu Serenay Sarıkaya. Ya her oyuncunun yani hayal ettiği bir şeydir tabii. Ondan daha üstü yok zaten. En üstü o. O yüzden inşallah dualarımız o yönde. Ama ondan daha çok kimseye yakışmazdı. Gerçekten sonsuz hak ediyor. Cannes'da giydiği kıyafetle çok konuşuldu. Merve Dizdar Cannes'dan ödülle döndü ve Türkiye'nin en çok konuştuğu isim oldu. Ama o günlerde giydiği kıyafetle de sosyal medyanın da konuştuğu isimlerden biri haline gelmişti.
Merve Dizdar, Cannes'daki kırmızı halıda giydiği kıyafet nedeniyle eleştirilince kendisini yaptığı açıklamayla savunmak zorunda kalmıştı. Ben çok mutluyum. Çok güzel bir kıyafet bence. Yani giydiğim için muhtemelen ki beğenmişimdir de giymişimdir diye düşünüyorum. Çok güzeldi bence. Kıyafetiyle mutlu ama yapılan bazı yorumlara çok şaşırmış. Mesela olumlu bir yorum olsa mutlu olurum. Ama olumsuz yorum olsa mutsuz olmam. Çünkü herkes farklı birbirinden. Şimdi niye bunu giydiniz diye size laf etmem yani herhangi bir yerde. Kimseye laf etmem ama ben. Hani böyle iğrenç, rezil. Böyle yorumlar. Berbat. Çıkan ağlayanlar var. O kadar mutsuz. Yani beni öyle görmekten çok üzülmüşler gibi yorumlar var. Onlara gerek yok. İyiyim yani ben, mutluyum. Ezgi Mola'yla dostluğu. Merve Dizdar'ın sanat dünyasındaki en iyi dostlarının başında Ezgi Mola geliyor. Alice müzikaliyle başlayan dostluklarını Masumlar Apartmanı'yla devam ettirdi iki ünlü oyuncu. ...2018'de evlendi. 2021'de boşandı. Merve Dizdar'ın özel hayatıyla gündeme geldiği tek gelişme 2018'deki evliliğinin 2021'de bitmesiydi. Kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la henüz şöhrete ulaşmadan önce evlenen Merve Dizdar'ın evliliği 3 yıl sonra biterken ortaya pek çok iddia atılsa da taraflar konuşmamayı tercih etti. Merve Dizdar'la ilgili merak edilenler. Merve Dizdar hakkında merak edilenleri Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'yla yaptığı sohbetlerde açıklamıştı. Estetik kalıplarına sokulmak istenmiş bir oyuncu oldu ama bu tuzağa hiç düşmedi Merve Dizdar. Şimdi şuramı yaptırsam, ben kendimi söyleyeyim size, buramı yaptırsam buram gözüme batacak. Buramı yaptırdım, buram batacak. Buramı, yani kendimle ilgili derdim olduğu için yaptıramam ben. Gözüme batar her yerim ve bir bakmışız bozmuşum. Bir dönem kaşları da olay olmuştu. Alabilirim tabii ki. Yani bir sonraki şimdi bunu alıp görmüş olabilir. Kaşımı almış görünebilirim tabii ki ama kısayı uzatamazsınız ama uzunu kısaltabilirim tabii ki. O yüzden böyle her şey olabildiğince, saçımda da boya yok. Boyayabilirim ama yarın. Ama bunların hepsi iş için. Boşanmasından bir yıl sonraki röportajında aşka zaman bulamadığını söylüyordu Dizdar. Zamanım yok. Bunun yok dedi. Gerçekten bu böylesine söylediğim bir şey değil. Zaman yok. Tanıyacağım, tanışacağım, onu anlayacağım. O kadar zamanım yok. Yine Ömür Sabuncuoğlu'yla sohbetinde öğrenmiştik Merve Dizdar'ın konservatuvarda sınıfta bırakıldığını. İlk yıl tel taktım. Sonra diksiyon dersine girdim ve tabii ki kaldım. Üzerine bir de oyunculuktan bıraktılar. Üçüncü sınıfta, yani eğer hem ikiden hem üçten, yani sadece tirat ve sahne çalışıyordum ki bir yıl uzatmadım. Yani kalmışlığım var benim. O yıllara geri döndüğünde ne düşünüyor bu sınıfta kalma konusunda? Ama hak etmiş miydin sence? Ya seni nasıl bırakırlar ki yani? Belki o zaman, belki kaldığım için. Çünkü herkes 5 tirat çalışıyordu, ben... Ya hem alt hem üst, hem alt hem üstten çalışıyordum. Herkes 2 sahne çalışıyordu. Ben 10 sahne çalışıyordum. Yani sadece çalışıyordum. Hiç durmuyordum. Belki o yüzden pratiğim vardır. Sempatisi, yeteneği, samimiyetiyle yıldızını parlatan bir isim Merve Dizdar. Bol alkışlı ve ödüllü kariyerinin yeni başarılarla devam etmesi dileğiyle.